Arkadaşlar merhaba. Bir IT firmasının çalışan elemanlarına Kurban Bayramı öncesi vereceği prim ve ikramiye hesaplayan bir örnek Java programı yapmaya çalışacağız. Burada amacımız iç içe IFS mantığını anlatmaya çalışmak, anlamaya çalışmak. Dallandırma yapılacak programda. Çünkü kişinin çalıştığı yıla göre farklı hesaplar, çalışan kişinin ünvanına göre farklı hesaplamalar yapılacak. Önce bir inceleyelim soruyu, ondan sonra nasıl yönetebileceğimi beraber karar vereceğiz. Ünvan olarak development için D, tester için T, sosyal için S harfi girecek. Kişinin taban maaşı yine tam sayı olarak girecek. Kaç yıldır bu IT firmasında çalıştığı yine tam sayı olarak giriliyor. Şimdi prim hesaplanırken ünvana bakılmaksızın, yani ne olduğu, çalışan ünvan ne olduğu önemli yok. Burada kaç yıldır firmada çalıştığın önemli var. Şöyle ki 5 ve daha az yılda çalışanlara taban maaşının %10'u, 6 ve yukarı yılda çalışanlara da taban maaşının %15'i prim olarak verilecek. Demek ki primde baz alınan şey kaç yıl firmada çalıştı. Bayram ikramiyesi hesaplanırken kişinin ünvanına bakılıyor. Development ise taban maaşı ve primin toplamının %7'si ikramiye olarak verilecek. Tester ise taban maaşı ve prim toplamının %6'sı. Software ise kişi taban maaşı ve prim toplamının %5'i bayram ikramiyesi olarak verilecek. Dolayısıyla taban maaşı çalıştığı yıl ve ünvanı gelen kişinin prim ve ikramiyesini hesaplamaya çalışacağız. Şimdi burada soruda zaten biraz karmaşık gibi gözükse de detaylı incelendiğinde esasında iki tür yol seçilebilir. Birincisi çalışan kişinin kaç yıldır firmada çalıştığı baz alınarak bir dağlandırma yapılabilir. Ya da kişinin ünvanına göre bir dallandırma yapılabilir. Biz çalışan kişinin kaç yıldır firmada çalıştığını baz alarak iç içe ifs komutanı kullanmaya çalışacağız. Önce bize istenen verileri girmeye çalışalım. Bir scanner oluşturalım. Ne diyelim? Bunları şimdi almaya çalışalım. Teker teker. İstenenler arkadaşlar bizden kişinin taban maaşı, çalıştığı yılı ve ünvanı. Ünvanla başlayalım. Ünvan tabii ki arkadaşlar D harfi, T harfi ve S harfi girecek. Burası karakter olarak bunları tanımlayacağız. Önce kişiyi uyaralım. Bunların girmesi gerektiğini. Diyelim ki kişinin ünvanını girelim. Bir kişiyi de uyaralım. Yani ne gireceklerini. Development, tester ya da software olarak bunları girsin kişi. Bunlar gireceğini bilsin daha doğrusu. Ve bunu bir karaktere alalım arkadaşlar. Tabii ki char diye bir karakter oluşturuyoruz. Adı ünvan olsun bunun. Şimdi arkadaşlar bunu dışarıdan giriş olarak alacağımız için scan nesnesinden bunu alacağız. Tabii ki string olarak alınıyor. Fakat bize bunun ilk karakteri lazım. Önce küçük D, küçük S ya da büyük D, büyük T, S harflerine karşı hata yapmaya karşı bunu önce hepsini büyük harfe çevirelim. Sonra da ilk karakterini yani sıfırıncı indeksi alıp bunu karaktere daha doğrusu
UNV değişkenine aktardık. Şu anda ünvanı almış olduk. Aynı şekilde kişinin tavan maaşını gidelim. Tabii tavan maaşı girmesi gerektiğini kişiye, kullanıcıya söylememiz gerekiyor. Bu print eleni kaldırırsak aynı satırda yazarız ki çok kolay olur görünüm açısından. Arkadaşlar bu taban maaşı bir tavsiye olarak girecek. Bunu da bir integer'a aktaralım. Adı ne olsun? Maaş olsun. Yine bunu dışarıdan scan nesnesinden okuyacağız. Tabii ki tipi arkadaş integer olacak. Buraya aktardık. Ve çalıştığı yılı gireceğiz. Yine kullanıcıdan bunu girmesi gerektiğini belirtelim. Pardon, taban maaş değil, çalıştığı yılı girin ya da kaç yıldır firmada çalışıyor gibi. Evet, yine bunu print ya alalım. Ve bunu da arkadaşlar en farklı bir değişkene adı mesela yıl olabilir, şey yıl olabilir, çalıştığı yıl olabilir. Ne olsun? Çalıştığı yıl olsun. Şey, yine onu tabii scan nesnesiyle alacağız. Tabii ki endişeli olacak arkadaşlar. Evet. Ne yapmış olduk şu ana kadar? Tekrarlayalım. Kişinin ünvanını girmesini istiyoruz. Girdiğimiz veriyi ünvan karakterine, ünvan değişkenine aktarıyoruz. Karakter olarak. Maaşı ve çalıştığı yılda yine sayısal olarak girip C yılı maaş değişkenine aktardık. Bir çalıştıran programı bakalım. En azından ne güzel karşımıza. Ünvanı giriyoruz. Development. Tamam maaşı giriyoruz. 12 bin lira. Çalıştığı yılı giriyoruz. 6. Program şu an için durdu. Zaten herhangi bir işlem şu ana kadar yapılmamıştı. Şimdi geldik. Ben çalıştığı yılı baz alarak programı dağlandırmaya karar verdim. Çalıştığı yıl 5 ve daha az, 5'e kadar ve 6 yukarı şeklinde olacak. Onun için gelip buraya programa başlıyorum. Eğer çalıştığı yıl büyük, pardon küçük eşit 5 ise yani 5 dahil ise burada bir şeyler yapacağız. Bu aralıkta. Değilse bu aralıkta bir şeyler yapacağız. Ve program bitecek. Yani benim programın dallanacağı iki ana blok var. Birincisi çalıştığı yıl 5'ten küçükse, 5'ten küçük değilse zaten 6 bir yukarıdır. Burada tekrar if'e gerek yok. Şimdi burada önce çalıştığı yıl 5'ten küçük olduğuna ne oluyordu? Bakalım primi nasıl buluyormuşuz. Diyor ki prim hesaplanırken ünvana bakılmaksızın kişinin bu firmada kaç yıl çalıştığı baz alınacak. 5 ve daha az yıl çalışanlara maaşının %10'u prim olarak verecek. Bizim için 5 yıldan daha az çalışılan kısım burası olduğuna göre çalışı yılı girdiğimizde 4 girdiğimizde buraya gelecek. 3 girdiğimizde buraya gelecek. 10 girdiğimizde buraya gelecek. 5 yıldan küçük olduğunda ne oluyordu? Bakıyoruz. Prim taban maaşının %10'uymuş. O zaman buraya geliyoruz. Burada ünvanı bakmamıza gerek yok. Ünvan ister tester ister developer olsun hiç fark etmiyor. Demek ki burada primi ne olacak? Prim nevi değişkenimiz tabii ki önce onları tanımlayacağız. Doğru bakın hata veriyor. Prim nevi değişken yok diyor. Onun için döngülere girmeden önce daha doğrusu yani if else grubuna girmeden önce primi bunlar ne olacak? Yüzde hesapları olacağı için
Tam side olabilir. Double olabilir. Double olması. Double yapalım. Değişkenleri virgüllü olursa öyle yazsın. Double ne olsun? Prim. Bir de ne hesaplayacaktık biz? İkramiye, İKR diyelim ikramiye. Bunların değerlerini sıfır olarak, pardon. Programa başlarken prim ikramiye değişken oluşturduk ve değerlerini sıfır diye atadık. Şimdi buraya geldik. Prim hesaplatacağız. Prim diyoruz. Eşittir. Çalıştığı 5'ten 5 ve 5'ten az olduğundan maaşının %10'u idi. Ne yapıyoruz? Maaşının 0,1'den çarparsak %10'unu şu anda prim olarak atamış olduk. Peki 6 ve yıl yukarı olsa ne olacaktı? O zaman prim diğer bloğa geçiyorum. Yani bu şartın 6 yıldan çok olduğu yere geçiyorum. O zaman maaşının yüzde bakın 15 prim olarak alınacaktı. Maaşının 0,15'ini çarparsak %15'ini prim olarak aldık. Şimdi geldik ikramiyeleri bulmaya. Diyor ki ikramiye hesaplanırken kişi ünvanına göre baz alınacak. Development ise taban maaşı ve prim toplamının %7'si. Şimdi çalıştığı yıla mesela kişi 3 yıldır firmada development olarak çalışıyor. Kişi 3 yıldır firmada tester olarak da çalışabilir. Software de olabilir. Dolayısıyla çalıştığı yıl 5'in yani 5'i daha küçük ama kişinin ünvanı artık burada önemli. Çünkü ünvanına göre kişinin ikramiyesi hesaplanacak. Dolayısıyla burada artık kişinin ünvanının bizim için önemi olmaya başlıyor. Ve buraya geleceğiz. Kişinin ünvanı nereye aktarmış? Bu nereye desin aktarmış? Şimdi burada soracağız. Prim hesapladıktan sonra diyoruz ki eğer kişinin ünvanı eşit mi neye? Development olabilir. Neden büyük D harfiyle sorguladığımı söyleyeyim. Çünkü kişinin küçük D bile girse bunu ünvan değişkenine aktarırken büyük harfe çevirecek aktardık. Dolayısıyla büyük D olarak bunu arayacak. Eğer büyük D ise bunun için bir şeyler yapacağız. İşte burası kişinin şu aralık 5 ve daha az yıldır firmada çalışan development kişinin verisinin olduğu yer. O kişi farklı bir değer de belki olabilirdi. Onun için sorgulamaya çalışacağız. Telefonum çaldı da kaydı durdu. Tekrar devam ediyorum. Burada ünvanı development ise bu aralıkta kişinin işini yaptıracağız. Tabi buradan ne olacak? İkramiye hesaplanacak. Kişi development olmayabilir. Bu sefer ikinci ünvanı sorgulayacağız. Ünvanı tester olabilir. Yani T harfini söylüyoruz. O zaman bu aralıkta bir şeyler yapacak. Yani burası tester olduğu yer. Burası development olduğu yer. Burada değilse demek ki software'di. Bir daha burada yani if demeye gerek yok. Program o şekilde sorulmamış. Development tester ya da software içinde doğru girildiğini varsayacağız. Mesela ünvan gelirken K harfi girilmeyecek. Şimdi bizden istenen bu. O istenseydi ona göre program kullanılırdı. O zaman değilse de demek burası da kişinin pardon software olduğu yerde demek ki burası. Burada da o kısmı sorgulayacağız. Ona göre işlem alıntısı yapacağız. Şimdi gelelim ünvan eğer development ise ne diyor bize sorun? Development ise taban maaşı ve
prim toplamının %50'sini alacağız. Şimdi çalıştığı yıl 5 yıldan küçük olan yerler için bunu yapıyoruz. 5 yılda dahil 5 yıl. Primini %10 olarak zaten almıştık. Eğer development ise prim ve taban maaşının %7'sini ikramiye olarak hesaplayacağız. O zaman geliyor diyoruz ki eğer kişi ünvan development ise ve 5 yıldan beri 5 yıl dahil firmada çalışıyorsa bu vatandaşın alacağı ikramiye bir kereye değişkenimiz eşittir. İkram evet, burada maaşı ile primini toplayacağız. Ve onun %7'siydi. Bunu 0,07 ile çarparsak %'sini arkadaşlar buluruz. Düzenleyelim şeyleri. Ctrl Alt L ile. Evet. Development'ın maaşı şey, ikramiyesi burada. Eğer kişi tester ise neydi ikramiye? %6'sı olarak hesaplanacaktı. Bir daha şey yazmaya uğraşmıyorum. Kopyalıyorum. Yapıştırdım. %6 olarak girerim. Ve bu da değilse zaten %5'idir. Onu da %5 olarak hesapladık. Şimdi program incelediğimizde örnek veriyorum. Kişinin çalıştığı yılı 4 yıl girdik. Şurada çalıştığı yılı 4 yıl girdik. Örnek veriyorum efendim. Ünvanda development olarak girdik. Tamam, maaşı önemli değil. Oldu. Zaten onunla ilgili sorgulamıyorum. Bakın şöyle yapacağım. Çalıştığı yıl 5 yıldan ve daha az olduğu için buraya gelecek. Development diye girdiğimiz için primi başta hesaplayacak. Ünvanına bakmaksızın. Çünkü primin ünvana göre bir önemi yoktu. Başta hesaplıyor primi. Sonra ünvanı eğer development ise maaş ve primini alıp %50'sini ikramiye diye buluyor. Yok eğer tester ise maaş ve priminin %6'sı. Değilse zaten soyut verebilir. Maaş ve primin %5'ini ikramiye olarak hesaplıyor. Dolayısıyla ikramiye değişkenin ya bu aralık olur, ya bu aralık olur, ya bu aralık olur. Başka bir yer olma şansı yok. Eğer şimdi biz kişinin 5 yıl ve daha az çalıştığı zamanlar için developer işinde, tester işinde, software işinde primini zaten kafadan bulmuştuk. Ünvana bakarak da ikramlarını buldum. Şimdi aynı şekilde bu sefer kişinin 5, 6 ve yılda yukarısı olduğu durumlara bakacağız. Zaten bakın bir kişinin çalıştığı yıl 5 ve daha az ise bakın bu aralık geçerli değilse zaten burası geçerli. Bakın burası. Çünkü 5 yıldan küçükse 5 yıldan küçük değilse 7, 8, 10 yıldır. Dolayısıyla bir daha buraya else'nin için if koyup da sormaya gerek yok. Zaten birisi burasıdır. Şimdi bu aralıkta kişinin ünvanlarına göre şeyden hesaplayacağız. Zaten burada prim olarak %15'ini aldırmıştık. Şimdi tekrar bakın aynı şeyi yazmaya gerek yok. Biz tekrar şu grubu kopyalayıp bu altına yapıştırabiliriz. Çünkü ünvanını, şimdi maaşını bulduktan sonra eğer development ise maaşı primin %7'sini alıyordu. Dolayısıyla aynı şeyi buraya tekrar koymuş olur. Tekrar bunu yazmama gerek yok. Şimdi bunları ekranda bakın şu değişkenin şu biten parantezin olduğu yer burası. Bununki de burası. Dolayısıyla bizim programımız iki ana grupta dağılanıyor. Çalıştığı yıl 5 yıl ve daha az ise burası. 5 yıldan büyük ise burası. Aşağı gelişini bunları ekranda yazdırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sağlıkla diyelim ki ünvanınızda
Çiğ yıl kadar, çiğ yıl 3 yıldır, 5 ise 5 yıldır, firmanızda 5 yıldır, firmanızda 2 yıldır. Evet. Ünvan vardı. Ürün ve değişkeni. Ünvan yani development, software artı olarak çalışan kişinin aşağı inelim. Önce bunu bir çalıştıralım bakalım ne olduğunu görelim mi? Sonuç vermeyecek mi? Geldi. Çalıştığı ünvan suatiye olsun. Ulan maaşı 10 girelim. Çalıştığı yıl 3 yıl. Firmanıza 3 yıldır suatiye çalışan kişinin şu an için doğru gidiyor. Çalışan kişinin aşağı inelim. Tekrar soğutla ne alacağız? İkramiyesi, ikramiye, daha doğrusu primeleri alalım. Prime nokta üst üste artı prim değişkeni buraya getirelim. Artı prim TL diyelim hatta. Tırnak TL virgül primi 15 TL virgül bayram tırnak için burada pardon tek tırnak bu virgülde herhalde hata yaptım. Şunu bayram pardon TL ya ve bitiyor. Yani şimdi gerek yok işte tekrar. Bayram evet. Tekrar tırnağı kapatalım. TL virgül bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi iki nokta üst üste verdik. Artı bir kere artı boşluk TL bir kapattık. Evet, kontrol C. Şimdi örnek olması açısından programı şimdi çalıştıralım. Şimdi kişi development olsun. Taban maaşı 100 lira olsun. Kolay hesaplansın diye. Çalıştığı yılda 2 yıl. Yani bu kişi 5 yıl daha az çalışmış. Dolayısıyla primi %10 yani 10 lira. İkramiyesini taban maaşı artı primi 100 lira artı 10. 110. 110'un %7'si 7,5 8 gibi bir şey olması lazım. Emin değilim, bilmiyorum. Doğru 7,7. Bayram ikramiyesi 7,7 TL, primi 10 TL. Tekrar çalıştıralım. Sonra böyle çalışıyor. Kişiyi yine development olsun. Taban maaşı yine 100 lira olsun. Fakat 6 yıl çalışmış olsun. Mesela %15 prim olacak. Yani primi 15 lira. 115 liranın da %7'si 8,05 liraymış. Şu an için doğru çalışıyor gözüküyor arkadaşlar. Bu programı aynı şekilde biz burada çalıştığı yılları baz alarak ana iki gruba böldük. Bu sefer ünvana bakarak da yani development, tester ve software olma şeklinde 3 ana omurgadan dağlandırabiliriz. Bu şekilde program yapılabilir. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.